Kaygılardan pek çok yöntemle arınılabilir. Meditasyon yapamayanlar için ya da meditasyon yapmak istemeyenler için, bunun için vaktim yok diyenler için en kolay çalışmalardan bir tanesi de ya ben bunun için kaygılanmış mıyım dediğimizi fark ettiğimiz konular olacak. Demek ki bende ne kadar etkili olmuş ki orada bile birçok şey dönüşmüş. Demek ki ben birçok şeyi o şekilde de bırakmışım. Evet. Önemli olan fark etmek zaten. Bizim tüm ağırlıklarımız fark etmedik. Duygularımızı ifade etmeyi, duygularımızı fark etmeyi unuttuk. Başkalarıyla ilgilenmekten kendimizle ilgilenmeyi unuttuk. İşte hastalık korkusu, kaybetme korkusu, başaramama korkusu, gelecek korkusu ya da sürekli geçmişte kalıyorsanız. Her şey. Tekrardan iyi akşamlar herkese. Üzüntülerimizi ve dileklerimizi dile getirdik bir kez daha. Bugünkü direkt konumuza geçmek istiyorum. Çünkü tüm gün ve özellikle tekrar görüntüleri psikolojik olarak da yaralarımızın tazelendiği bir gün oldu. O görüntüler döndükçe ruhumuz tekrar o görüntülere, o anlara döndü ve bazı kaygılarımız tekrar gün yüzüne çıktı. Ben bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Sadece değil, kaygılarımız her zaman her konuyla ilgili olabilir. Biz bu yazarak kaygılardan konusunu ben 2 hafta önce paylaşmıştım. Ve bugüne nasip oldu, bugüne denk geldi. Yani ne, senin programın, benim programım uygun bir tarih bulalım derken 6 Şubat'a denk gelmiş de bunun tesadüf değildi. Hepimizin, tüm ülkenin en büyük kaygısını yaşadığı bir güne denk geldi. Demek ki kaygılar konusunda bu konuyu da hepimizin bir eşelemesi. Burada da acaba bizim tamir etmemiz gereken ne var bununla ilgili, nasıl, ne yapabiliriz diyeceğimiz bir gün, bir konu diye düşünüyorum. Kaygılardan pek çok yöntemle arınılabilir. Bireysel seanslar alınabilir. Çok eğitim, pek çok konu, pek çok çalışma var. Psikologlarımız, psikiyatrlarımız pek çok faydalanabileceğimiz kişi, kurum ve çalışmalar var. Bunlardan en kolayı ve en tek başıma yapabileceğim yazma çalışması, kaygılardan yazarak özgürleşme diye bahsedeceğim bu konudan. Çünkü yazmak içsel bir detokstur. Nasıl ki ruhumuz, bedenimizden şeyleri atmak için detoks yapıyoruz, evimizden fazla eşyaları arındırma yapıyoruz. Ama ruhumuzun da her zaman unutuyoruz. Özellikle mesela beni takip edenler çok iyi fark etmişlerdir ki ben her zaman söylüyorum, ben güne meditasyonla başlarım. Bazı kişiler der ki işte ya ben meditasyon yapmıyorum. Evet, zihni boşaltamıyoruz demek ki. Meditasyon yapmıyorsak zihnimiz boşalmıyordur. Zihin devrededir, kişi zihindedir demek ki, boşluk yoktur. O zaman ne yapabiliriz? Evet, herkes meditasyon yapamıyor. Bunu aslında yazma terapisi aslında bir nevi meditasyon. Meditasyon yaparken biz ne yapıyoruz? Zihnimde ne olduğunu, neye takılıp kaldığımı ya da neyi benim kaygılandırdığını, neyi benim sinirlenmişim, bir şeye takılmışım ve ben bunu fark etmemişim, bunu fark etmemizi sağlıyor. Eğer ben bunu fark etmezsem çünkü daha sonra en ufak bir tetiklenmede tekrar tekrar gün yüzüne çıkacak bu. Bazen şey olur. Aslında bir nevi gözlemci oluyoruz düşüncelerimiz. Aynen öyle. Meditasyonda düşüncelerimizin gözlemcisi oluyoruz. Meditasyon yapamayanlar için ya da meditasyon yapmak istemeyenler için, bunun için vaktim yok diyenler için en kolay çalışmalardan bir tanesi de yazma terapisi. Yazmada içsel bir detoks. Çünkü yazı yazdıkça soru sorarsınız.
ve yüzleşirsiniz. Sormak ve yüzleşmek. Zaten bizim dönüşmemizde, farkındalığımızda en önemli olan kilit nokta yüzleşmek. Zaten yüzleştiğimizde pek çok şey çözülmeye başlıyor. Yazı bittiğinde bilinçaltındaki hikaye çıkar ortaya. Nasıl ki meditasyon yaptığımızda bazen şey vardır, hepimiz yaşamışızdır. Bir şey birisine çok alakasız bir şekilde yükselmişizdir. Ben ne yaptım ki? Ne dedim ki bana şimdi kızdı der karşı taraf. Aslında ben başka bir şey kızmışımdır. Başka bir şey için sinirlenmişimdir. Ama onu fark etmemişimdir. Onu, o duyguyu dile getirmemişimdir. Onunla yüzleşememişimdir ve dolayısıyla en ufak bir tetiklenmede hiç tepki göstermemem gereken bir konuda belki de ben pat diye tepki gösterir, o kişiye bağırırım, kızarım ya da işte farklı, fazla tepki gösteririm. Bunun sebebi aslında benim bilinçaltımdaki görünmeyi bekleyen, hey merhaba ben buradayım, beni fark et ve dönüştür lütfen diyen kaygımdır, stresimdir. Bunu işte yazarak, birisini kırmadan ya da kendimi yormadan ben bunu nasıl fark ederim? Bazen de, ki bu şanslı bir örnektir. Yani şanslıyızdır ki böyle bir şey yaşamışızdır. Aslında birisi tam da şu mu? Otomatik tepki veriyoruz. Hani o bildiğimiz tepkiler artık bizim için otomatikleşiyor. Aynı tepkiyi belki daha ufak bir şeyde çıkartabiliyoruz. Aynen. Bunu yapıyoruz. Peki. Bu arada Hatay'dan selamlar diyorlar. Bizden de Hatay'a sevgiler, selamlar, kalplerimiz, dualarımız sizlerle. İnanın bu akşam da aslında bu çalışma orada yaşayan ve fark etmiyor gerçi. İstanbul'da sonuçta hani deprem bölgesi diye geçiyor. Birçok şehir deprem olmasa bile birçok kaygımıza, korkumuza yapabileceğimiz bir çalışma. Direkt konuya girdik ama neler için yapabileceğimizi de başta söyleyebiliriz. Kaygılar, korkular ya da yaşadığımız itiraf değil mi? Kaygılar, sırlar, korkular, kızgınlıklar, sırlarımız olabilir. Sırlarımız, her kızgınlıklarımız, yaşadığımız o mesela yaşadığımız o korkunç bir olay. Mesela bizi ağırlaştıran, titreşimimizi düşüren her şey için bu çalışmayı uygulayabiliriz. Aynen öyle. Her konu için yapılabilir. Dediğimiz gibi yani hasbelkader bugüne denk geldi. İyi ki de bugüne denk geldi. Bugün depremi yaşayan, yakınlarını kaybedenlerin dışında biz empatik canlılarız. Hepimiz o depremleri, o kayıpları yaşamış gibi hissettik ve kendimiz de bununla ilgili kaygılar duyduk. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım, hepimizin canı yandı ve hepimiz empati kurduk. Dolayısıyla hepimizde büyük küçük, bakın çocuklarımızda da oldu bu kaygılar. Hepimizde yaralar oldu aslında. Sadece depremle ilgili değil, dediğimiz gibi bugüne denk geldi. İlişkilerimizle, geçmiş travmalarımızla, kaybetme korkusu, korkularımızla, başarısızlık korkumuz, gelecek endişemiz, aklınıza gelebilecek tüm korku ve kızgınlıklarımızla, öfkelerimizle, her şeyle ilgili bu yazma çalışmasını yapabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağımıza geleceğim. Ama öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. Bu yazma çalışmasını meditasyon yapabilirsiniz. Bu yazma çalışmasını sadece bir sıkıntınız, derdiniz, stresiniz olduğunu fark ettiğinizde de yapabilirsiniz. Düzenli olarak da yapabilirsiniz. Ben düzenli olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama şöyle diyebilirsiniz. Ya benim bir derdim yok, tasam yok, keyfim yerinde. Niye yazayım ki? Günlük olarak hepimiz yaşadığımız ve yaşarken bir şeyler biriktirdiğimiz, işin içine duygularımızı da kattığımız için ve maalesef her zaman duygularımızı ifade etmediğimiz için bazen
görmediğimiz konular olabiliyor ve bunlar gün yüzüne çıkıyor yazdığımızda. Bakın ben bireysel seanslarımda en çok şunlarla karşılaşıyorum. Yıllarca içinde tutmuş o duyguyu, yıllarca içinde o korkuyu, o kaygıyı, o öfkeyi içinde tutmuş. Bakın duyguyu taşımak, ifade edememek çok büyük bir yüktür, çok ağırdır. İnsanı aşağı çeker, başarısını etkiler, ilişkisini etkiler, parasını etkiler. Çünkü enerjisini tıkar, kendisini, motivasyonunu tıkar, iletişimini keser. Her zaman da bu problemler merhaba bak ben buradayım diye kendisini hep hatırlatır. Biz onu görmediğimizde bir sonraki merhabası daha kaba olur, daha sert olur. Aslında bilinçaltındakini bilince çıkarmak. Evet, aynen. Görünür yapmak. Bilinçaltındakini bilince çıkartıyoruz, görünür yapıyoruz. Önümüzdeki Perşembe günü başlayacak bir yazarlık kursum var. Yazarlık kursunun ikinci dersinde de ben bilinçaltı yazma tekniğinden bahsedeceğim orada. Kitaplarda da görürüz bunu. Mesela işte kitapta bir sahne vardır, anlatır, karakter orada aklından geçenleri söyler. Onlar duymaz ama aklından geçenleri çok alakasız bir şekilde bahseder. Hem karakteri vermiş oluruz, hem onun duygusunu nasıl, ne düşündüğünü karakteri anlayabilmek. Buna bilinç akışı tekniği denir. Bilinç akışı tekniğini psikolojide de çok kullanırlar. İşte bu benim zaten bir sıkıntım yok ki, benim bir bugün hiçbir şey olmadı ki dediğimiz noktada işte biz bilinç akışı tekniğini kullanıyoruz. O tekniği kullandığımızda, o da çok basit bir teknik, kalemi hiç kaldırmadan yazma tekniğidir. Ben ne yazacağım şimdi, aklıma bir şey gelmiyor dediğimizde bile ben ne yazacağım şimdi, aklıma hiçbir şey gelmiyor diyerek yazdığımız bir tekniktir. Dediğim gibi birazdan anlatacağım ve uygulayacağız bunu hep beraber. O zaman bilinçaltınız size fark etmediğiniz şeyleri döküyor. Ve eğer bunu düzenli yaparsanız o zaman diyor ki mesela her sabah uyandığınızda bunu yapıyorsunuz ya. Geceden hazırlanıyor. Diyor ki ben yarın ne yazacağım acaba? Yarın ne vereceğim? Hazırlıyor, mayalanıyor. Böylece bilinçaltınızdaki gün yüzüne çıkmak isteyen, sizi şimdiye kadar fark etmediğiniz her şey birbirine oluyor, köpürüyor, gün yüzüne çıkıyor. Bilinçaltından bilinç üstüne çıkıyor. Farkındalık eklemiş oluyorsunuz. Ve dolayısıyla bu yükten arınıyorsunuz, onu fark ediyorsunuz. Görüyorsunuz bizim tüm duygularımız, tüm travmalarımız hepsi görülmek istiyor sadece. Beni gör, beni fark et bunu söylüyor. Ben büyük bir sorun yaşadığımda, kendimi iyi hissetmediğimde de bunu yapabilirim. Fark et ve bırak. Evet, düzenli olarak yaptığımda daha önce fark etmediğim şeyler de ortaya çıkar. Şimdi yine yazarlık dersinin ilk dersinde bana şunu sorarlar. Ya hocam ilham gelmiyor. Şimdi ben de hep şunu derim. İlham diye bir şey yoktur. Siz düzenli olarak o masaya oturduğunuzda yazarsınız. Nasıl? Bilinçaltı biraz önceki söylediğim gibi bilir ki ben akşam 9'da ya da işte sabah 6'da ya da gün içinde şu saatte düzenli bir rutine oturduğunda yazı yazacağım. Ne yapar? Zihin hazırlık yapar. Siz kendi günlük işinize devam edersiniz. Bir yere işe gidiyorsunuzdur, gezmeye gidiyorsunuzdur, çocuklarınızla evle ilgileniyorsunuzdur. Bir şekilde günlük hayatınızı devam ettirirken zihniniz yazma saatini, sizin rutininizi bildiği için düzenli yapılan her iş hazırlar, der ki şunu yazacağım, kurguya bunu ekleyebilirim, bunu ekleyebilirim. Şimdi bu yazma terapisini de düzenli yaptığınızda
Atıyorum haftada bir gün, her pazar ben bunu yapacağım. Ya da en güzeli her sabah 10 dakikamı ayıracağım. Ben bunu yazacağım. Zihin hemen hazırlık yapmaya başlıyor. Diyor ki ben sabah kalkıp yazı yazacağım. Ne versem acaba? Neyden bahsetsem? Sakladığı o halı altına süpürdüğü tüm konuları bir bir tartıyor. Diyor ki evet bak burada da bir problem var. Evet ya biz bunu da ben bunu da saklamıştım ama hadi gel bunu da biz bir gün yüzüne çıkartalım. Bunu da temizleyelim. Böylece biz ne yapıyoruz? Arınıyoruz. Ya ben bunun için kaygılanmış mıyım dediğimizi fark ettiğimiz konular olacak. Aa bunun beni bu kadar üzdüğü, bu kadar yorduğunu, bu kadar bu konuya takıldığımı fark etmemiştim diyeceğimiz konular bile çıkacaktır bu yazma terapisinde diyorum. Şimdi o kadar güzel anlattın ki. Burada bir şey itiraf edeyim mi? Haberin yok çünkü bundan. Sen bana bu konuyla ilgili bir yayın yapalım dediğinde ben o kadar mutlu oldum ki evet çok güzel bunu yapalım dedim. Ki böyle bir güne de gerçekten kendiliğinden denk geldi. Şimdi ben yıllar önce daha işte bu konulara yeni yeni başlarken psikolojiyle ilgili bir kitap okuyordum. Orada bu teknik vardı. Ve her sabah çok erken kalktığım için 6'da 5'te falan o saatlerde kalkarım. Ben o saatlerde de hani çok yapacak bir şey olmadığı için başlamıştım. Aynı dediğin gibi nasıl başladım biliyor musun? Ne yazacağımı bilmiyorum. Ne yazabilirim ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sadece bir sayfa. Her gün sadece bir sayfa ama bunu uzun süre yaptım. Yani 30-40 gün olabilir. Senin dediğin o kadar doğru ki. Sonra orada sen bana bunu yaptın ya ben sana çok kızdım mesela. Yani içimde ne varsa zamanla bunlar çıkmaya başlamıştı. Ve şimdi biraz taşları yerine koydum biliyor musun? Demek ki bende ne kadar etkili olmuş ki. Orada bile birçok şey dönüşmüş. Sonra o kağıtları ne yapıyordum? Ben hepsini yırtıp yakıp atıyordum. Şimdi gerçekten hatırlamıyorum bile. Seninle konuşurken az çok bir şeyleri hatırlamaya başladım. Demek ki ben birçok şeyi o şekilde de bırakmışım. Çok Çünkü şey... çok basit ama çok Evet, sonra diyordum ki ya bunun nereden aklıma geldi de yazdım. Yani bak çok mesela hatırladığım bir şey. Anneme olan bir kızgınlığımı yazmışım. Çok küçükken yani aklıma gelmiş şu anda. Onu yazmışım mesela. Sen orada işte beni başkasıyla kıyasladın ya gibi yani şu anda şey oluyorum. Biraz hatırlıyorum. Bu tarz şeyler. bilinç yeni bir kayıt eklemekten kurtarıyoruz kendimizi. Demek ki beni engelleyen birçok şeyi de sevgili Ayşen'cim, ben aslında o farkında olmadan yaptığım o çalışmalarla da bırakmışım, dönüştürmüşüm. Kesinlikle. Sonra da ne yapıyordum? Peki bu da bir tekniğe ek olabilir mi? Sonra da neredesin? Buradayım. Korkularımı yazdım. Yine sen detaylı anlatırsın tabii. Kitabın adını da bu arada hatırlarsan paylaşacağım arkadaşlar. Sonra da Sana şükürlerimi yazıyordum. Sonra da şükürlerimi yazıyordum. O ayrı, onları yakmıyordum. O da var olan her şeye şükrediyordum. Ne varsa evet. yani. Önce bunu yazıp onları yazdığım her gün bir kağıt, onu yakıyordum. Ama şükürlerimi de yazmayı ihmal etmiyordum peşinden. O da benim enerjimi yükseltiyordu. Enerjiyi yükseltiyor. Çünkü şimdi kaygılarımızı, korkularımızı, negatif duygularımızı yazmamız aslında bizim evimizi temizlememiz. Çöpleri atıyorsunuz, evinizi Ev temizliyorsunuz. burası. Ev burası. Aynen öyle. Benim evim, benim dünyam burası. Çöplerimi atıyorum. Sonrasında da şükürlerimizi ettiğimizde, seçimlerimizi yaptığımızda, olumlamalarımızı söylediğimizde ne yapıyoruz? Pozitife kendimizi uyumluyoruz. Önce çöpü attım, sonra da mis gibi kokular sürdüm.
sıktım evime. Öyle düşünün yani, hani ilk önce temiz, ama ben kaygılarımı atmadan, korkularımı fark etmeden. Üstüne olmadan. Yani bıçağımda çöpler varken üstüne parfüm sıksam ne? Yok, önce arınmak gerekiyor. Bu konu çok önemli. İster yazarak, ister o korkularınızı, kaygılarınızı karşınıza alıp konuşarak, vedalaşarak, onları da yaptım. Yani hani hem yazdım, hem herhangi bir korkumu, bir enerjiyse o karşıma aldım. Artık bundan sonra seni hayatımdan gönderiyorum, serbest bırakıyorum dedim. Ha neyse bunlar. Kıskançlık olur, kaybetme korkusu olur, tek tek fark ettiğim anda. Dediğim gibi yazdım ama öncelik dediğin gibi yani ağırlıkları bırakmam. Onun üzerine olumlamanın etkili olması için ya da Şükrün gerçekten bu ağırlıkları bırakmak gerekiyor. Bazıları fark etmiyoruz bile. İşte böyle de Evet. çıkıyor. Mesela kaybetme korkum varsa, benim değersizlik duygum varsa, bunun üzerine çalışıyorum. Ama fark etmediklerimizi de işte bu yazma tekniğinde fark ediyoruz. Aa, ben buna çok takılmışım ya. Bak, burada böyle bir korkum varmış, böyle bir şey kızmışım, böyle bir öfkem varmış diye fark edip dönüştürüyoruz. Önemli olan fark etmek zaten. Bizim tüm ağırlıklarımız fark etmedik. Bizim en büyük düşmanımız fark etmediğimiz şeyler. Evet, çünkü saklambaç Evet. gibi görmediğimiz bir şeyi yani gördüğünde sobeliyoruz ve ortaya çıkarıyoruz, gönderiyoruz. Görmediğimiz bir şeyin var olduğunu bilmeden bizi aşağı çekmesine teslim oluyoruz bir nevi. O yüzden önemli olan fark etmek. Ben burada niye bunları yaşıyorum diye sormak bile bir farkındalık. O soru bile aklınıza getiriyor bazı şeyleri. Aynen. Şimdi kaydedecek misiniz diye yazanlar çok var. Evet kaydedeceğim. Bir saati de doldurmayacağım. Çünkü benim Instagram'ım bir saat içerisinde gidiyor yayın. Evet. Nasıl yapacağız? Tekniği anlatır mısınız? Diyorlar. Bugün bu akşam bir çalışma yaptıracak mısın? Öncelikle onu sorayım. Yoksa sadece anlatacak mısın? Bugün bir çalışma yapalım, küçük bir çalışma. Dediğim gibi bu aslında bilinç akışı tekniği. Bilinç akışı tekniği, şimdi birçok teknik var bununla ilgili. Ama ben bir yazar ve editör olarak, özellikle aynı zamanda işte psikolojiyi ve bilinçaltını hani bilen birisi olarak, benim en çok insanlara uygulamalarını sağladım ki bunu çocuklarımıza da yapabiliriz. Bakın, en önemli kısmı da bu. Çocuklarınız Ne? duygularını, korkularını, kaygılarını da siz bu şekilde fark edebileceksiniz. Yazmanın aynı zamanda iki farklı bize faydası oluyor. Birincisi, stresle başa çıkmamızı sağlıyor. Bu bizim için de, çocuğumuz için de geçerli. İkincisi de kaygılarımızı fark etmemizi sağlıyor. Dedik biz fark ettiğimiz zaman bunu dönüştürebiliyoruz. Günlük tutulabilir. Duygularımızı kağıda döküp, işte zihinsel yüklerimizden hafifleyip duygularımızı bu şekilde rahatlatabiliriz. Ya da düzenli olarak yazabiliriz. Bu düzenli yazmak herkesin kendi rutini. Bunu ilk önce nasıl, daha sonrasında yapacağımızı şimdi bir uygulama yaptırmak istiyorum. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, bir yerde eksik mi yaptım kaygısı oluşmasın kimsede diye. Yeni bir kaygı oluşturmayalım. Oluşturmayalım. Nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Öncelikle herkesin ortak bir bu anlamda sorular oluyor. Gelen ortak soruları şimdiye kadarki tecrübemden, sorular gelmeden yanıtlamak istiyorum. Arkadaşlar, bunları haftada bir gün yapabilirsiniz. Bu arada soruları okuyor musun? Ara 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 gözüm ara gözün takılıyor. takılıyor. Farkındayım lütfen okuduğunda da. Çünkü çok tatlı bir soru. Yazdıklarımız okunur diye yazamıyorum. Evet, o zaman yazdıklarınızı yırtıp atın. Evet. Yakın. Evet. Önemli olan onları dışarı çıkartmış olmanız. Sonrasında onları biriktirebilirsiniz. Onları yırtıp atabilirsiniz, yakabilirsiniz. Ama mutlaka
duygularınızı bir şekilde ifade edin. İsterseniz her gün terapiye gidin. İsterseniz her gün bir arkadaşınızı alın karşınıza ve sen burada dur ve beni dinle deyip yargılanmayacağınızı düşündüğünüz bir arkadaşınız sizi akşama kadar dinlesin. Ama bu her gün mümkün değil. Dolayısıyla bu arınma, aslında yazmak bu arınmayı sağlayacak bize. Dolayısıyla yazdıktan sonra onu ne yapacağınızın hiçbir önemi yok. Okunmasından korkuyorsanız yırtıp atın, yakın, hiç önemli değil. Ben iyi şeyleri hep sakladım. Evet. Yani yazdığım çoğu şeyle sonra unuttuklarımın bile gerçekleştiğini gördüm. Ama olumsuz ne yazdıysam onların hepsini yırtıp atıp yakmışımdır yani. Bir de bilinçaltı şimdi hayal ve gerçeği de ayırt edemiyor, biliyorsun. Siz onları yırtıp attığınızda, yaktığınızda o kaygının da yok olduğunu da hani bir nevi diyor ki bu kaygı oldu. Yani evet. Pozitif de bir çok önemli aslında. Bilinçaltı düzeyde o kağıdı orada yanarken görmek bilinçaltı düzeyde bitti demek. Yandı, bitti, kül oldu, gitti yani. Bu nasıl bizim hani şeyimiz, bir kodumuz sayandı, bitti, kül oldu, gitti. İşte bilinçaltı düzeyde o kağıdı, olumsuzları orada yanıyor ya, hani böyle hiçbir şey kalmıyor. Artık o onun için de bitti. Belki bir kere daha yapabilirsiniz. İki kere daha aynı şeyler üzerine, ama inanın aynı konuda üçüncüyü yazarken bile Allah Allah, bu kadar da kızgın değilmişim ben diyorsunuz. Bittiğini o kadar fark ediyorsunuz ki. Ve şurada bir soru vardı. Şimdiki zamanda mı yazmalım? Yani bu önemli değil ki. Bu hayal değil arkadaşlar. Yani bu hayal değil. Bu kızgınlıklar, korkular. Bir yaratım panosundan bahsetmiyoruz. Burada kaygılarımızdan, duygularımızı ifade etmekten bahsediyoruz. Ve bunlar geçmişte yaşandığı için o zaman şu oldu, bu oldu, ben böyle hissettim ama bunu sana söyleyemedim gibi gerçekleri, o ne olduysa, hangi zamanda olduysa gerçek anlamda yazacaksınız. Şöyle düşünün, bir arkadaşınızla dertleşiyor ve karşınızdaki kişi sizi anlıyor ve yargılamıyor. Sonrasında unutup kendi hayatınıza devam ediyor. Yargılamıyor, yorum yapmıyor. İçinizi dökeceksiniz. Yani biz bunu çok unuttuk. Paylaşmayı, konuşmayı, duygularımızı ifade etmeyi, duygularımızı fark etmeyi unuttuk. Zaten pek çok uyarıcının olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla kendimize dönüp bakmayı çok unuttuk. Başkalarıyla ilgilenmekten kendimizle ilgilenmeyi unuttuk. Ben ne düşünüyorum? Ben ne hissediyorum? Ben ne istiyorum demeyi unuttuk. Yazdığımızda ya da meditasyon yaptığımızda ya biz içimize dönmeyi unuttuk. Çok dışsal insanlarız artık. Yani çoğunluk o şekilde. Dolayısıyla içe döndüğümüzde ya yüzleşmekten korkuyoruzdur. Ya işte bir başarısızlık korkumuz vardır. Pek çok korkularımız bizim içe dönmemize de engel oluyordur. Meditasyonu bu şekilde, bu yüzden de yapamıyor olabiliriz. Çok zihin andadır, yani kişi zihindedir, boşlukta değildir. Dolayısıyla meditasyon yapamıyorsam yazabilirim. Ya da işte terapi alabilirim ya da yazabilirim. Arkadaşımla dertleşebilirim, yazabilirim. Günlük tutabilirim. Pek çok yöntemi var. Yazmak en kolay, en hızlı ve en basit, bedava bir çalışma sistemi arkadaşlar. O yüzden ve diyorum yani ben hem yazar olduğum için, editör olduğum için, işim yazmak olduğu için belki de ben ilk bu yöntemi kullandım yıllarca. Sonrasında pek çok eğitim aldım, pek çok yöntem kullandım. Ama bana en kolay gelen, en iyi gelen bu oldu. Ve ben danışanlarıma da aynı şekilde söylüyorum. Yani bazen öyle hikayeler dinliyoruz ki diyorum ki ya, gerçekten yıllarca bunu hiç mi ifade etmedi? Hiç. Şu an size söylerken kendim bile ilk kez duyuyorum diyor mesela. Bu yükleri taşımamak için yazın. Sonrasında önemi yok. Nasıl yazdığınızın önemi yok. Birisinin yani okuyacağından korkarak da yazmayın. Ay doğru cümle kurmalıyım, noktayı virgülü düzgün yapmalıyım.
Bunun da hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin duygunuzu ifade etmeniz. Ve bunu rutin haline getirmeniz. Çok travmatik bir şey yaşadığınızda, çok derin bir hüzün, üzüntü yaşadığınızda da yazabilirsiniz. Ya da düzenli olarak da yazabilirsiniz. Ben düzenli yazıyorum. Her sabah yazıyorum ama şu an kendimi kötü hissediyorum. Saati sabahımı beklemeliyim yazmak için. Yok, şimdi yazabilirim. Ya ben her pazar yazmaya karar verdim. Ama çarşamba günü kötü hissettim kendimi. Bir travma yaşadım belki. Pazarı mı bekleyeceğim? Hayır, çarşamba yazayım onu. Ama önemli olan rutinin önemli olması. Dediğim gibi işte yazarlık dersinde de bunu anlatıyorum. Beklemeyin. Siz onu rutine dökün. Ben pazartesileri yazacağım deyince zihin pazardan hazırlık yapmaya başlıyor. Ben ne vereceğim buna konu olarak diye hazırlıyor. Sizin fark etmediğiniz şimdiye kadar fark etmediğiniz kaygılarınızı, korkularınızı, travmalarınızı, duygularınızın hepsini döküyor. Kirli çarşafları döküyor ortaya. Diyor ki bak burada. O zaman şöyle özetleyecek olursak öncelikle karar vermemiz gerekiyor. Ben bu çalışmayı yazarak yapacağım. Pazartesi de başlayacağım ya da yarın başlayacağım. Zihin burada otomatik olarak artık hazırlanmaya başlıyor diyorsun. Harika. Peki şimdi birçok soru geliyor. Dilersen bir örnekle hemen başlayalım mı? Ne dersin? Çünkü süremiz de az kaldı. Ben de kaydet için burada da anlatırken hepsine cevap olur Aynen örnekle de. öyle. Birisi ben bunu duygulayıp telefona yazıyorum o anki duygumu demiş. Harika. Neyi yazıyoruz? Kaygılarımız, korkularımızı, travmalarımızı, duygularımızı yazıyoruz. Nasıl bir duygumuz diye birisi sormuş. Nasıl bir duygumuz olduğunu bilmiyorsak da biraz sonra anlatacağım bilinç akışı tekniğini kullanıyoruz. Şimdi kağıt kalemlerimiz hazırdır muhtemelen. Burada Tekniğini bütün size. duygular, korkular, işte hastalık korkusu, kaybetme korkusu, başaramama korkusu, başarılı olma korkusu, işte erteleme duygusu, değersizlik, hak edememe, deprem korkusu, parasız kalma, muhtaç kalma, gelecek korkusu ya da sürekli geçmişte kalıyorsanız. Her şey, hepsi olabilir. Bunun bir kuralı da aslında yok. Çünkü bu hayal tekniği değil. Sizi ne kızdırdıysa, ne yaşadıysanız, neden korkuyorsanız hepsini şimdi kağıda dökeceksiniz. Birisini anlatıyormuş gibi aslında, dertleşiyormuş gibi. Aynen. Şimdi travmalarımızı, negatif duygularımızı, mutsuzluklarımızı, korkularımızı fark ettiğimizde bunu yazması kolay. Çünkü Orada telefona yazmakla kağıdı yakmak aynı mı demişler. O konuda ben yakmak benim için şeydi yani. Görüyordum onu. çöp kutusuna göndersin. Mesela evet. Yani yeter ki duyguyu ifade edin. Yazmak şu oldu, bu oldu, bitti değil. Ya bunlar olurken ben ne hissettim? Belki orada beni görmezden geldiler bir olay olduğunda. Ya da kendimi ifade edemedim. Ya ben kendimi anlatamadım. Ya da haksızlığa uğradım ve sustum. Çok güzel. Evet. Sustum Ya orada. da bir Ben şimdi sırrınız var. Kimseye anlatamıyorsunuz. anlatamadım. O kadar ağırlaştırıyordur ki sizi. Kesinlikle her şeyden alıkoyar. Çocukluk korkuları da olur. Yani tüm korkularınızla ilk önce bakın iyileşmenin ilk şartı fark etmek. Bunu fark etmenin pek çok tekniği, pek çok yöntemi var. Bireysel seanslar alıp, başka çalışmalar yapıp, ya her şeyi yapabilirsiniz. Bu sadece en kolayı. Çocukları korkularını nasıl çözeriz demiş birisi. Çocuklarınıza da bu yazma alışkanlığını edindirin. Günlük tutma alışkanlığını edindirin. Onlar duygularını ifade etmekte bizden daha bonkörler. Siz çocuklarınızın günlüklerini sonradan okuyun ne yaşamışlar demiyorum. Çocuğunuz duygusunu ifade etmeyi öğrensin. Ki onun da kucağında bir yük kalmasın. Hayatı boyunca duygusunu ifade etmeyi öğrenecektir bu şekilde de. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi duygularımızı fark ettiğimizde bunu yazmak kolay. Ya ben bir şeye takıldım ve bunu yazdım. Tamam. Ama onun dışında
Önemli olan bunu rutin haline getirip yazmak. Şimdi kağıt kalemlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. 10-15 dakikamız var. Evet, 3 dakika boyunca şunu yapmanızı isteyeceğim. Yazmaya başlıyorsun. Kalemi hiç kaldırmadan. Bakın, kalem kağıttan hiç kalkmayacak. Nasıl yani hocam? Bitişik yazın, boşluk yazın. Ne yazacağımı bilmiyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Evet, şimdi Ayşin Hanım bunu yazmamı istedi ama ben şimdi ne yazacağımı bilmiyorum. Acaba kaç dakika kaldı? Yani bunları da yazın. Bakın. Bakın. Acaba kaç dakika kaldı? 2 dakika varmış. Evet. Bugün de trafikte çok sıkışıktı. Bakın gelir. Gelmeye başlayacaktır. İkinci, üçüncü cümleden sonra gelmeye başlayacaktır. Orada bir şey anlattınız. Serviste de işte günaydın dedim de bana kimse cevap vermedi. Beni görmezden geldilerdi. Bakın. Aa, buna takıldım, hiç fark etmemiş. Bakın, burada benim bir değersizlik duygum var. Orada bana kimse günaydın dememiş. Değersiz hissettirmiş bana. Al onu çembere, hemen yuvarlak için al. Bak, burada bir değersizlik duygusunu fark ettin. Değersizlik üzerine çalışman gerekiyor demek ki senin. Ve sen bu duygunu fark ettin ya. Çok da umurumdaydı. Sensin değersiz. Yaz, hiç önemli değil. Bakın, ne yazmışsın önemli değil. Önemli olan sizin orada duygunuzu ifade etmeniz. Sonrasında evet, ben servisteki olayı anlattım, trafiği anlattım, iş yerindeki olayı anlattım. Bitmedi mi bu dakika? Şimdi ne yazacağım? Bakın öyle yazın. Şimdi ne yazacağım yazın buraya. Falarda yazabilirsiniz onu. Evet. Şimdi ne yazacağım? Fark etmez. Sadece kalemi hiç kaldırmayın. Neden kalemi kaldırmıyoruz? Kalemi kaldırdığınızda zihninizden yazarsınız. Düşünmeye başlayın. Ama siz kalemi kaldırmazsanız kalpten yazarsınız. Duygularınızla yazarsınız. Bilinçaltınızla yazarsınız. O yüzden diyoruz ki kalemi kaldırmadan yazın. Sonrasında zaten bu akacaktır. Bu bir rutine geldikten sonra siz zaten normal boşluk bırakarak kaleminizi istediğiniz gibi kağıdınızı kullanarak yazacaksınızdır. Ama önemli olan, ya ben bugün hiçbir şeyim yoktu, ben bugün şey yazmayacağım, bir derdim olursa yazarım dememek. Önemli olan her gün kendinize bir şey söyledin ki ben her gün bir sayfa yazacağım, her gün yarım sayfa yazacağım, her gün 10 dakika yazacağım. Yani sadece bunu kendinize ayırın. Sabah yazacağım, akşam yazacağım. Bakın, bir rutininiz olduğunda bilinçaltınız hazırlık yapacak size ve farkındalığa ulaştıracak. Dolayısıyla el yazısı gibi, hani sorulara da bakıyorum. Evet, arada. Lütfen oradan okur. Sen de cevaplarsan çok sevinirim. 3 dakika boyunca şu an hiç ister boşluk bırakın, bırakmayın, yazın, devam edin. Bakın. 3 dakika. 6 dakikada bir sayfa doluyordu. Ben onu yaklaşık öyleydi. Yani kendinize 6 dakikanızı ayırın. Fark etmez nasıl oldu. Sonra daha da uzun da yazabilirsiniz. Değil mi? Evet, sonrasında bir de dönüp okumayacaksınız bunları arkadaşlar. Evet. Sadece yazın. Siz yazdığınızda bilinçaltınızdakiler dökülecektir. Siz yazdığınızda ruhunuz arınacaktır. Duygularınızı ifade ettiğiniz için rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız. O ağırlık, farkındalığınızı yükselecek. Zihinsel yüklerinizden hafifleyip kurtulacaksınız. Önemli olan zaten fark etmek. Yazdıktan sonra okumayın. Yazdıktan sonra saklayacağım. Ay ya birisi bunu okur kaygısı taşımayın. Yazın atın, nasıl olduğu hiç önemli değil. Sadece şunu fark edeceksiniz. Aa, ben ona takıldım ya, bana günaydın dememişlerdi bugün serviste. Fark etmemiştim bunu yazana kadar. Dolayısıyla ben sürekli olarak duygumu ifade etmeyi ve yaşarken de anda kalmayı, farkındalıklı yaşamayı alışkanlık haline getirmiş olacağım. Aslında günlük tutuyor ya da kısa yazılar yazıyor gibi görünüyor olsam da ben anda
yaşama ve farkındalık çalışması da yapıyor olacağım bir nevi. Donmadın değil mi? Oradasın. Sorunlara takılıyorum. Evet, mesela işte depremle ilgili korku yaşayanlar da ya da o gece yaşadıklarını da yazabilirler. Lütfen yazın. Bakın ben depremden sonra pek çok terapi danışanların oldu. Evet. Verdim. Orada olan pek çok kişi de vardı. Bana çok yönlendirdiler. Hala kendileriyle görüşüp iletişimde iyiyim onlarla. Ve hepsine en çok söylediğim şey ve ya hocam iyi ki söyledim. Çünkü orada herkes psikolojisi bozuk zaten. Herkes yalnız ve kimse bir başkasının derdini dinlemek durumunda dinleyebilecek halde değil. Bu yazmak bana o kadar iyi geldi ki. Bu yazmak beni o kadar güçlendirdi ki. Hafifletti ki. Dönüşü çok aldım. Lütfen çok basit bir şey. Sadece rutini oluşturun. Her sabah ben uyandığımda kalemi kaldırmadan mı yazacağım? Hayır. Eğer ne yazacağımı bilmiyorsam, aklıma bir şey gelmiyorsa, bilinç akışı tekniğini kullanarak yazacağım. Ben bu bilinç akışı tekniğini kitaplarda, romanlarda da çok fazla görürüm. Yazarlık dersinde bunu anlatıyorum. Orada hadi 3 dakikanız var, kalemi kaldırmadan yazıyoruz dediğimde insanlar ya 3 dakikada hocam ne yazacağız diyor. Orada kaygılarımızdan bahsetmiyoruz. Orada hikaye yazıyoruz, roman yazıyoruz. Şöyle bir şey var. Sorun varsa bilinçaltı hemen devreye giriyor ve çözüm aramaya başlıyor. Bana orada sorun ne? Vakit dar. 3 dakika. Hemen çözüm bulmaya başlıyor. 3 gününüz ver desem yazamazsınız. 3 dakikanız var deyince, 10 dakika var deyince sıkışınca çözüm üretmeye başlıyor zihniniz ve hemen konuları dökmeye başlıyor. O yüzden 3 dakika siz kaleminizi kaldırmadan, yani boşluk bırakmadan değil, boşluk da bırakabilirsiniz, önemli değil. Buradaki kaleminizi kaldırmayacaksınız demek, kalemi kaldırdığınızda düşünürsünüz, zihin devreye girer. Önemli olan zihin devreye girmesin. Kalpten, bilinçaltından aksın duygular. Bizim buradaki amacımız o. O yüzden. Bu arada gerçekten bu teknikle iyileşebiliriz, şifalanabiliriz. Birçok yaralarımızı da iyileştirebiliriz. Arzu Hanımcığım, yorumunuzu okudum. Ebru Hanım sayesinde 2 sene bana gelmeyen adamı birkaç saat içinde gelmesine şahit oldum. Ne yaptınız? Hangi teknikti o? Hangi teknik? Merak ettim gerçekten. Ne güzel. Çok mutlu oldum. Evet. Ben ne diyebilirim? Kendimle ilgili. Bu arada Ayşen'cim çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir akşamda birçok kişiye şifa olacak. O kadar inanıyorum ki. Değişim istiyorsanız bir karar verin. İlla hani bir şeyler için, değiştirmek için, yani biz çok kişiye gidip para vermenize de gerek yok. Kendi kendinize. Ben bunların hepsini kendi kendime yaptım. Ve o kadar saf bir enerjiyle yapıyordum ki olur mu olmaz mı diye düşünce bile yoktu. Kendi kendinize o kadar çok şeyi dönüştürebilirsiniz ki. Kendi gücünüzü fark edin. O işte her şey sizle başlıyor. Bir karar vermek en önemlisi. Bu kararı verin. Ne zaman yarın mı, pazartesi mi, yazarak bile olsa, inanın kolaylıkla her şeyi yapabilirsiniz. Zorlaştırmadan, küçük bir adımla bile başlayabilirsiniz. Rutinler hayatımızı değiştirir. Rutinleriniz olsun mutlaka. Mesela bu yazma rutiniyle başlayabilirsiniz. Ve bir şeyleri yapmak illa zor ve uzun zaman almak zorunda değil. Bize böyle öğretilmiş. Hayır. Kısa sürede, kolaylıkla da mümkün. Şeyi fark et. Edeceksiniz. Bu zihniniz boşalmış. Yani orada bir boşluk hissedeceksiniz. O konuşan zihin susacak. Size sürekli işte böyle yorum yapan, eleştiren, gelecek kaygısı, geçmiş korkusu, sizi orada tutan her şey yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Bunların hepsini fark edeceksiniz. Ayşen'cim sık sık yapalım çünkü neden? Vaktimiz doldu. Evet. Ben kaydetmek istiyorum. Evet.
Senin lütfen kaydedelim yayını. Tekrar o kadar çok sorulmuş ki arkadaşlar, isterseniz yakın, isterseniz dursun. Benim ince küçük defterlerim vardır. Benim defterlerim duruyor mesela. Ben yakmıyorum da. Dönüp okuyabilirsiniz. Okuduğunuzda o duyguyu, yazdığınız o konuyu artık hiç sizi etkilemediğini, sizi yormadığını fark edeceksiniz. Ama okumanıza da gerek yok. Ama yazarken hangi duyguda olduğunuzu, yazarken neye takıldığınızı fark edeceksiniz. Teknik bu mu? Hani yapalım çalışma ediyorsunuz. Bu kadar. Yazın 3 dakika dedim. Yazdınız değil mi? 3 dakika sonunda dönün bir bakın. Neler yazmış? Nelere takılmışsınız? Sizde hangi duygu varmış? Siz hangi duyguya, kime, niye takılmışsınız? Bu sizi neden rahatsız etmiş? Bunu fark edin. Önemli. Ben olumsuz yazdığım her şeyi yapmışımdır. İçinde olumlular da bazen olabiliyordu. Onlarla beraber sonra tekrar olumluları bir kağıda ya da bir deftere aktarırım. Hiçbir şekilde olumlularım hepsini saklarım. Ama olumsuz, çünkü dönüp onları okuduğumda bu o zaman bunları yazmışım, şimdi oldu diyorum. Bu oluyorsa bu da olabilir. Hep beni motive eder. Sizler de Ayşe Ancem'in de dediği gibi dilerseniz onları saklayabilirsiniz. Aynen, günlük gibi de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yeter ki düzenli olarak yapın, çöpe atın, yakın, günlük olarak tutun, önemli değil. Düzenli yapın, duygunuzu ifade edin, fark edin. Bilinçaltınızda neler yok, onları fark edin. Daha fazla anlatacak çok şey var ama yayını kaydedilsin. Evet. Bir saat. Gitsin gitsin istemiyorum. Peki. Herkese davet. Yapsamlar demeden önce bir şey söylemek istiyorum. Perşembe günü başlayacak yazarlık eğitimim var demiştin. Evet. Bu yazarlık eğitimi için illa böyle yazar olmak gibi bir hayalimiz olmalı mı? Yoksa bu tarz konuları orada da egzersiz olarak yaptırıyor musun? Hani sadece yazar olmak için mi bu eğitime katılmak gerekiyor? Şimdi, yazar olmak isteyenlerin ya da zaten yazar, bir kitabım var, daha ben daha iyice yazmak, editörsüz çalışmak istiyorum diyenlerin de katılacağı bir eğitim. Aynı zamanda ya ben sosyal medyada yazı yazıyorum. Yani daha doğrusu sadece Instagram postu yapıyorum, daha iyi yazayım. Yani ve katılan da var. Bununla birlikte ya ben duygularımı ifade etmek istiyorum. Bunu saklamak istiyorum. Ailemin hayatını yazmak istiyorum. Kendi yaşadıklarımı yazmak istiyorum. Yok, yayınlatmak da istemiyorum. Sadece duygumu fark etmek istiyorum. Diğerlerin de katılabileceği bir eğitim. Yani bununla birlikte şimdi duygusunu ifade etmek için katılabilir. Ama sonrasında yazar olmak istediğinde gerçekten profesyonelce bir kitap yazabilecek donanıma gelebilir. Elinde işte bir altın bileziği olur. Daha sonrasında böyle bir şey yapmak isterse de bunun eğitimini almış olur. Kenarda kalır. Bunun için de katılabilir. Perşembe günleri 4 hafta boyunca 10 saat toplamda buluşacağız. Yazacağız. Aynı zamanda sadece anlatmak, pratiğin, uygulamanın olduğu uygulamalı bir eğitim zaten. Bol bol yazı yazacağız. Evet. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. 5 geçe olmadan kapatmam gerekiyor. Katıldığınız için herkese çok teşekkürler. Hayırlı kandiller. Büyüklerimin ellerini öpüyorum. İyi kandiller diliyorum. Bu akşam tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Ayşen'cim, ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Sevgiler. İyi akşamlar. Sevgiler.